Tekrardan merhabalar. Bugün Modify menümüzden Chamfer'ı yani pah kırma metodunu göreceğiz. Öncelikli olarak ben bir tane yine dikdörtgen çiziyorum. Sonrasında CHA diyerek komut satırından da giriş yapabilirsiniz. İsterseniz bu Fillet Chamfer altından Chamfer'ı da seçebilirsiniz. Bir önceki dersimizde Fillet'ta yaptığımız gibi bizden Radius istiyordu. Burada da Distance istiyor. Öncelikli olarak ilk seçeceğimiz kenarın Distance'ını ben 30 olarak veriyorum. İkinci seçeceğimiz distance'ın kenarını 20 olarak veriyorum. İlk line'ımı seçiyorum. İkinci line'ımı seçiyorum. Burada 30'a 20'lik bir pah kırma gerçekleştiriyor. Tekrar space'e basarak komutumu aynı ölçülerle aktif ediyorum. Yine böyle işleminizi devam ettirebilirsiniz. U enter yapıyorum ve işlemimi geri alıyorum. Tekrar CHA dedim. Örneğime girdim. Distance olarak zaten sıfırladığı için burada herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Peki. Bir de bunların içinden angle'a bakalım. Öncelikli olarak benden yapacağı köşede yani pah kıracağı köşenin uzunluğunu istiyor. Diyelim ben buna 30 girdim ama ikinci değer olarak da benden bir açı istiyor. Bu açı değerimizi de 50 olarak girelim. Birincisini seçtim. İkincisini seçtim. 30'a 50 derecelik açılık bir pah kırdı bana. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Buradan angle'ları seçeriz, bunu seçeriz. Bunu seçeriz. Gördüğünüz gibi ikinci girdiğimiz açı değeri angle üst sınır çizgisine göre bizim için oluşturduğu derece. Tekrar bunu siliyorum. Tekrar CHA yaparak chamfer'ıma giriyorum. Peki ben bunun hepsine pah kırmak istersem ne yapacağım? Fillet komutunda olduğu gibi polyline'ı seçeceğim. Ama bunun için öncelikli olarak bir distance seçmem gerekiyor. İlk distance'ımı 50. Hadi ikinci distance'ımı da 50 seçtim. Ben bunun üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi her bir köşeye eşit derecede, eşit uzunlukta pah kırıyor. Buna tıkladığımda bütün dikdörtgene chamfer vermiş oluyoruz. Tekrar U enter yaparak işlemi geri alabilirsiniz. CHA deyip chamfer komutumu aktif ediyorum. Mesela trim'e tıklarsak eğer, hani Enter Trim Mode Option'da şunu söylemek istiyor. Trim'i seçtim diyelim. Distance olarak 50'ye 60 seçiyorum. Birinci ve ikinci seçeneğimi seçtim. Trimledi burayı aslında. Peki trim için diğer seçeneği seçersem ne olur? Tekrar Trim'e tıklıyorum. No Trim diyorum. Belli bir distance giriyorum. 50'ye 60 distance'ımı girdim. Birinci line'ımı seçtim. İkinci line'ımı seçtim. Bu sefer no trim dediğim için bu köşeye pah kırıyor ama bu köşeyi trimlemeden bırakıyor. Yani bunu kaybetmek istemediğiniz ya da örnek olarak pah kırdınız fakat sonrasında bunun üzerine tekrar değişiklikler yapacağınız bir örnekle çalışıyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Peki pah kırma sadece dikdörtgende mi çalışıyor? Hayır, çeşitli polyline'larda çizdiğiniz rastgele çizgilerde bile çalışıyor. Yani tekrar CHA diyorum. Chamfer'ımı aktif ediyorum. Kendime bir distance giriyorum. İlk örneğimi 100 yaptım. İkinci uzunluğumu da 50 yaptım. Birinci olarak bunu seçiyorum. İkinci olarak bunu seçiyorum. 100 değerini almasının sebebi buradan itibaren başlaması. Yani ilk değerimiz, ilk seçtiğimiz line'ı etkiliyor. Tabi burada bir hata var şu anda. Bizim trimimizle alakalı herhangi bir temizleme işlemi yapılmamış. Burayı tekrar trim diyorum. Sonrasında komuttan çıkış yapıyorum. Şu pah kısmını siliyorum. Tekrar CHA diyorum. Enter diyorum. Benden yine bir distance istiyor. 100'e 50 distance'ımı bırakıyorum. Bu sefer ilk seçtiğim line bu olsun. İkinci seçtiğim bu olsun. Gördüğünüz gibi ilk seçtiğimiz line'ı etkileyen ilk girdiğimiz uzunluk değeridir. Böylelikle bu alanda bu değerde pah kırmış oluyor. Bunu çeşitli örneklerimizle pekiştireceğiz. Polyline, distance, angle, trim gibi özellikleri ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Diğerleriyle alakalı çok fazla anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bunlarla ilgili ihtiyacımız oldukça, daha doğrusu sık kullanılmıyor ama ihtiyacımız olursa eğer zaten yaptığımız örneklerde de bunları detaylı olarak açıklayacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.